Şimdi diyabet şeker hastalığı aslında genel tanımıyla. Yani kan şekerinin normal limitlerin üzerine çıkması. Aslında herkesin kanında belli miktarda şeker olmak zorunda. Ama bunun bir sınırı var. Açlıkta şeker 100'ü geçmemeli. Toklukta da 140'ı geçmemeli. Bu değerlerin üzerine çıkan her şeker değeri aslında diyabete biraz yaklaşmayı ifade ediyor. Genel tanımıyla da, bugünkü tanımıyla diyeyim. Çünkü bu değerler de hep değişiyor yıllar içinde. Diyabet neye diyoruz sürekli değişiyor. Bugün için diyabet açlık şekerinin 126 Açlık şeker miligramı derken üzerinde yani hiçbir şey olması. yemeden bir hasta gelecek, Evet. kan şekerini ölçtürecek. Ölçtürecek. Oradaki değerler eğer... Bu değer eğer 126 miligram ve üzerinde ise ve bir kez daha ölçüldüğünde aynı şey tekrarlanıyorsa Tek bir ölçüm anlamlı değil diyebilir anlamlı miyiz? değil diyebiliriz. Evet, iki Çok kez iyi. ölçülmüş olması En lazım. az iki kere. En az iki kere. Bu da Sen önemli. çocukluktan beri şeker hastasısın dedin. Evet. Şimdi bu kadar yıldır yaşı da ortaya Evet. çıktı. Kimse tahmin etmiyordu tabii Serdar'ın da yaşlı olduğunu ama. Çocuklarda şeker nasıl fark edilir, nasıl başlar? Tip 1 diyabet dediğimiz çocukluk diyabeti, aramızda çocukluk diyabeti arkadaşlarımız da olabilir. Çok gürültülü bir tabloyla genellikle tanı koyulan bir hastalıktır. Erişkin diyabeti öyle Gürültülü değildir. derken yani böyle işte koma halinde, Koma, hastaneye çoğunlukla koşturma falan koma gibi. halinde ortaya çıkar. Çünkü çok hızla yükselir kan şekeri ve vücut bunu tolere edemez. Buna karşılık hemen tepki vermeye başlar ve Geç bir bazı dönem midir bu dönem? ciddi... Evet, yani daha doğrusu tip 1 diyabet için geç dönem diye bir şey söylemek mümkün değil. Çok Çok doğru hızla değil. hastalık Doğru, ortaya çıkar doğru. ve çabuk tanı koyulması tabii ki önemlidir.